Hepinize yağmurlu bir İzmir gününden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Tabii deneyeceğiz, 2 dakikayı geçebilir, geçerse de yapamayacağız. Konumuz iPhone 11 nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar fiyatlar miyatlar var. Bunu hepiniz çok merak ediyorsunuz. Ama önden şöyle bir şey söyleyebilirim. Apple son dönemde özellikle son bir yılda ekonomik anlamda ciddi bir çöküş yaşıyor. Bu nedenle bu sene fiyatların en azından global bazda %10, %20 daha ucuz olabileceğini hemen şimdiden söyleyebilirim. Öncelikle isimleri ne olabilir bir onu söyleyeyim. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 10R, 2019, 11R bunlardan birisi olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle arka kameradan başlamak istiyorum. Bazı sızıntılara göre arka kameranın daha önce Huawei modellerinden de alışık olduğumuz böyle bir kare içerisine 4 tane veya 3 tane yerleştirilmesi söz konusu. Farklı kaynaklara göre de ki bence en mantıklısı bu arkadaşlar, yani olabilitesi en yüksek olan şey bu. 3 tane dikey kamera, bir de oraya yüzük şeklinde flash. Yani Apple'ın kalkıp da o 4 kamerayı kare içine koyacağını düşünmüyorum. 3 kamera neredeyse kesin görünüyor. Buna ek olarak da 3 farklı renk görebileceğiz. Bunlar Space Gray, Silver ve Gold. Bir de satışlar iyi gitmezse mavi eklenir. Bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar iPhone 11 ile ilgili en önemli mevzuya bence gelelim. Apple geçtiğimiz günlerde bir patent satın aldı. Bu patentte hem Face ID hem de parmak izi okuyucuyu bir telefonda kullanmayı hak etti. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, iPhone 11'de muhtemelen hem Face ID hem de ekranın içinde gömülü bir parmak izi okuyucu olacak. Tabii arkadaşlar bu sene için en ciddi beklentimiz şu: artık tasarımsal ve inovasyon anlamında ciddi, devrimsel bir değişim bekliyoruz Apple'dan. Yoksa tehlike çanları çalmaya devam edecektir ve artık resmen şirketin güncel teknolojiden uzak kaldığını söyleyebileceğiz. Androidler aldı başını yürüdü. Telefonun içerisinde bulunan Face ID de yeni nesil olacak arkadaşlar. O da şu demek: daha karanlık ortamlarda 3 boyutlu tarama sayesinde daha stabil çalışan bir Face ID. Bu teknolojiyi de geliştiren firma LG ve güçlü dedikodulara göre bu işe tam 821 milyon dolar para basmış. Bir diğer ilginç iddia da şu arkadaşlar: kameralarda yapay zekaya alıştık. iPhone 11'de de yapay zeka olacaktır, fakat şöyle bir güçlü dedikodu var. Telefonu elinize aldığınızda, diyelim fotoğraf çekmek için ben burada Lütfi'ye yanaşıyorum, o anda kamera açılacak. Yani kamera kendiliğinden açılacak. Ya bu biraz saçma gibi ama koyarlarsa en azından bir değişiklik olmuş olur. Geçmiş lansmanlardan ve bu zamana kadar çıkan haberlerden yola çıkacak olursak ekran boyutlarında herhangi bir değişim olmayacak. Bunların içinde iki tip ekran olacaktır. Bir tanesi OLED, diğeri LCD. OLED olanlar 5.8 ve 6.5 inç olacakken LCD ekranı sahip olan iPhone modelleri 6.1 inç olacak. Başta da söyle demiştim. 3 arka kamera neredeyse net görünüyor. Buna istinaden 4000 mAh'lik batarya ve 15 Watt'lık kablosuz şarj desteği yer alacak. Tabii chipseti de A13 Bionic olacak. RAM'in de 4 GB olması beklenenler arasında. Tabii bir şey eklemeleri lazım. O da iPhone 10R'ye nasip olacaktır. 10R 2019 ya da adı her ne olacaksa. Bu da arkadaşlar artık onun arkasında 2 kamera yer alacaktır. Normalde tek kamera var. Önemli bir ayrıntıyı unutuyordum. Bu sene Type-C'ye geçeceği de çok ciddi dedikodular arasında. Ama şunu hemen söyleyeyim, bu seneki lansmanda da tasarımsal anlamda devrim yapmışlar, mükemmel bir iş çıkarmışlar diyemeyeceğiz. Muhtemelen telefonlar bir önceki modellerle aynı olur görüntü olarak. Tabi burada bir çentik meselesi var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar çentiği Apple koyduktan sonra neredeyse tüm dünya kullanmaya başladı. Fakat bu sene Apple'ın çentiğinde %33'lük bir küçülme bekleniyor. Yani tasarım sızıntıları denilen görsellerden anladığımız o. Tabi çoktan onu küçültenler, hatta damlacık haline getiren firmalar bile var. Artık son eklenti geliyorum. iPhone 11'ler 5G'yi destekleyecektir. Suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68'de cihazda hazır bulunacak. Bir de arkadaşlar yenilik anlamında Wi-Fi 6 denilen bir teknoloji var. Bu teknoloji de telefonlara ekleneceği söyleniyor. Eğer bu da eklenirse daha güçlü, daha hızlı ve daha kesintisiz bir Wi-Fi internet deneyimi de bizleri bekleyecek. Tabii ki de geldik fiyatlara. Yurt dışı fiyatlarını baz alacak olursak Türkiye'ye girmemiş, yani karsız hali 5500 TL ile 8000 TL arasında görünüyor. Bence 5500 olan en az 10.000 bareminde ülkeye giriş yapar. 8.000 olan da minimum 15-16K gibi bir fiyat baremiyle piyasaya giriş yapar. Maalesef bu durum böyle. Ve böylece artık içeriğimizin sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar bu videoda anlattığımız şeyler internetten derlediğimiz bilgilerden oluşmaktadır. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bunu ancak Eylül ayında Apple'ın düzenleyeceği lansmanda görürüz. Cihaz da Türkiye'ye ancak Kasım gibi gelir. Yani hepsini bir arada yaparız. Tabii bir de bir sağlamlık testi yaparız. Artık videomuz bitti arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz
istediyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Bir de arkadaşlar yorumlarda tartışmak istediğimiz bir konu var. Artık iPhone'lar 15-16K bareminde geleceğine göre ben kendi kendime hep şunu söylüyorum. Bir telefonu 16 bin vereceğime gider bilgisayar alırım. Yani bir MacBook olabilir, MacBook Air olabilir, MacBook Pro olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana katılıyor musunuz? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Ayrıca 2 dakikayı da bence geçtik. Bu video 2 dakika teknoloji videosu olmadı. Canımız sağ olsun diyorum ve hoşçakalın arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaçmıyorum çünkü 2 dakika olmadı. Bir de yağmur yağıyor.